Sürekli kitap aldık. Onun dışında öğrenci evinde kalıyorum ben. Gerek erzak yardımı, gerek kitap olsun. Bu tür alanlar harcadım yani. Bu yıl da başvurdum. İnşallah olumlu sonuçlanır diye bekliyorum. Değerlendirme aşamasında şu an. ...122 bini aşan öğrencimiz başvurdu. Bunların yaklaşık 56 bini belgelerini yükledi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 faz halinde vereceğiz. İlki Aralık'ta olacak. Ya bence çok güzel. Hatta yani kapasiteyi de artırdılar zaten ikinci kez açarak. Böyle devam etmesini çok isterim. Öğrencilerin hep yanında olmasını çok isterim. Hem işte Akbil mevzusu, hem bu burslar falan. İşte 7/24 çoğu metroların, işte gemilerin açılması. Bunların hepsi gençlerin işine yarayan şeyler. Bu yüzden mutluyuz tabii ki. Başvurdum. Umarım çıkar. İşte bir yandan KPSS yazanıyoruz. Eğer çıkarsa çok iyi olacak. Kitaplar falan biraz pahalı biliyorsunuz. İhtiyacım var ya, yalan yok. Öğrencilerin evet ihtiyaçları çok fazla ama 3000 lira da az bir miktar değil. Bu yıl belge yüklemelerini bilgisayar üzerinden yaptırıyoruz. Fiziksel olarak almıyoruz pandemi koşulları nedeniyle. Onunla dershaneye gidilebilir, özel ders alınabilir, kitap alınabilir. Kitap çok önemli. Eğitim zaten benim sıkıntı yaşayabileceğim, arkadaşlarım sıkıntı yaşayabileceğim büyük alanlardan birisi. Bunun geliştirilmesi için bence çok iyi bir adım. Ailesinin okumasını istemediği öğrenciler var, ailesinin yardım etmediği. Onlar için çok iyi. Ya da koronadan sonra ailesinin işini kaybettiği öğrenciler var onlar için. Yani çalışmaya vakti olmayan öğrenciler için çok iyi bir katkı olmuş. Önümüzdeki günlerde bu süreç bittikten sonra hak kazanan arkadaşları açıklayacağız. Yardım kriterlerini taşıması durumunda bu sayı 30 bini de aşsa biz bu yardım kriterlerine uygun her arkadaşımızın faydalanması için gerekli tedbirleri aldık. 16 milyon...